Ya bu meyve suyuları milyonlarca şişe satılıyor. Evet. Bir sorun olmuyor. Bize gelince su sorun oluyor. Ben bunu anlamıyorum. Evet. Sanki bu meyve sularını biz dolduruyoruz şişelere. Böyle satılıyor zaten, her yerde var yani. Vatandaşlar bunu binlerce, on binlerce şişe tüketiyor, her yerde var. Peki şişede meyve suyu o zaman meyve suyu hiç içemeyiz ki. Küpte satılmıyor. Şişede satılıyor. Şişede satınca niye şişede satıyorlar? Niye alıyorsunuz dersen, saatte olsun derler yani. Kaynağından doldurulmuş diyor. Mesela testiler, ıbrıklar, yani su kapları her çeşit. Yani bunun içine şişeler dahil, ıbrıklar dahil, cam ıbrıklar, bakır veyahut altın yahut gümüş, her türlü su kapları. Evet, notu silebilirsiniz. Kadehleri Allah övüyor, su kaplarını övüyor, meyve suyu kaplarını övüyor. Bunlarda ne başlarına bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çeliniyor. Niye başı ağrıyor? Niye akılları çeliniyor? Çünkü zehirleniyor. Alkol zehirdir. Etil alkol yahut metil alkol. Her ikisi de beyinde, karaciğerde akıl almaz tahribat yapar. Zararlı müskürattır. Sayın Adnan Hocam, içki hakkında ne düşünüyorsun? Yorumunuzu alabilir miyim? Oradaki içkiler hakkında da bizi aydınlatır mısınız? Ya? Balyoz saldırısı, balyoz atak. Kardeşim, içki makul bir yiyeceğin bozulması sonucu meydana gelen zehire denir. Yemek mesela patlıcan yemeği, fasulye falan bozulduğunda yersen ağır şekilde hastalanırsın. Değil mi? Ekşiyor, kaynıyor o yiyecek, bozuluyor. Yediğinde ne oluyor adam? Hastanelik oluyor. Meyve suyu da bozulduğunda zehire döner. Ve toksik, vücudu perişan eden bir zehir oluşur. Yani yemek zehirlenmesinde de aynı etkili olur. İnsanın başı döner, midesi bulanır, çift görme olur. İçkide de aynısı oluyor. Çift görme, mide bulantısı, hastalık meydana gelir. Dolayısıyla içkinin özenilecek bir yönü yok. Şişelerin de böyle süslü ve güzel olması son derece makul. Meyve suyu neyin içinde satılması gerekiyor yani? Değil mi? Yani neden sadece içki ve alkollü müskirat şişede satılıyor da helal olan, makul olan içkiler şişede satılması yasak oluyor? Olur mu böyle bir şey? Yani burada bir saplantı olduğu anlaşılıyor. İçki şişesi dediğin şişede asıl meşru meyve suları, güzel içecekler olması lazım. İçkinin olması anormal. İçki o şişeleri kapmış. Sen onun elinden o şişeleri alacaksın. Güzellikle onları kullanacaksın. Güzel yönde kullanacaksın. O şişe zaten alkolden dolayı ağlar. O şişeyi kurtaracaksın, içine kurtarıp o şişeyi meyve suyu koyacaksın. O zaman şişe sevinir. Değil mi? Evet. Ne güzel kap oldum şimdi de. Dolayısıyla meyve suyunu küpte falan görmek isteyen arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Meyve suyu şişede olur. Güzel süslü şişelerde. Kur'an'da da buna işaret edilir. Cennette de yine. Kaplarda, şişelerde, efendim, kadehlerde sunulur içki. Güzel olan şeyleri çirkin olan şeylere kaptırmak doğru değil. Kadeh, meyve suyu içindir. Şişe, meyve suyu içindir. Sen bunu alkole teslim etmek, zehire teslim etmek istiyorsun. Şişe eşittir alkol, kadeh eşittir alkol, müzik eşittir küfür, sanat eşittir küfür. Bunlar yanlış. Bunlar İslam'ı insanların gözünde kötü gösterten, yanlış gösteren, haşa, eylemler oluyor. Böyle şeylere itibar etmeyin. Dolayısıyla arkadaşımız da bu konularda vesvese yapmazsın. Aslında şarap şişeyi işgal ediyorsa o şişeye yazık. Değil mi? Süslü şişelerde güzel şeyler olması lazım. Zehri niye şişenin içine koyuyorsun? Hata orada yani. Bunlar istiyor ki meyve suyunu biz küplerde içelim. Toprak testi de içelim.
Adamlar da alkollü içkileri lüks, güzel, görünüşlü şişeleri içsinler. Yok öyle şey. Ona müsaade etmeyiz. Müskirat uzak duracak şişeden. Kadehten uzak duracak. Kadehleri biz meyve suyuyla güzelleştireceğiz. İnşallah. Şişeleri de meyve suyuyla güzelleştireceğiz. İnşallah. O zaman kadeh de sevinir meyve suyuyla dolduğu için. Şişe de meyve suyuyla dolduğunda sevinir. Alkolden hiç hoşlanmaz şişe. Kadeh de hiç hoşlanmaz. Cennette de öyle. Cennet kadehler vardır, canlıdır. Şuurdur, gel dersin gelir kadeh. Şişe de oradaki meyve suyu kapları da şuurludur. Onu kadehe doldur dersin doldurur. Kadehe de gel dersin gelir. Her şey şuurludur.